Bak Brooklyn'de de aynı hikaye var. Tabii tabii. Kyrie sezonu en iyi başlayan 5-6 oyuncudan biri. Muhteşem oynuyor bak, muhteşem. Ama abi o kadar çok toplu oynuyor ki diğer oyuncular düşüyor abi. Çünkü sen maç içerisinde 20-25 tane kolay basket bulursan fast break'ten ve savunmadan bu senin şutun girmediği gecelerde de ritimli kalmanı sağlayabilir. Ve Boston Celtics bunu iyi beceriyor. Yani bu sene biri bana gelse dese ki abi NBA'de de basketbol oynanmıyor bu ne kardeşim hani bu kadar ciddiyesi olur mu dese haklılar abi. Sokrates'ten herkese merhabalar. Amerikan Mutfağı'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İnan Özdemir, Kaan Kural'la birlikte yeni bölüme load management'la, NBA'in popüler konusundan yola çıkarak gireceğimiz bir temayla başlayacağız. Kaan abi, biz bu programı çekerken NBA gündemi tekrar load management'ı tartışıyor. Bu ne demek? Kawhi Leonard'ın iki gün arka arkaya oynanan maçlarda, back to back'lerin ilkinde bizim programı çektiğimiz gecenin öncesinde oynayamaması demek. Yani bilinçli olarak bir sakatlığı aslında birçoklarına göre yokken dinlenmek amacıyla oynamadı geçen sene gibi ve NBA kamuoyu bunu tartışıyor. Fakat biz oradan yola çıkarak başka bir konuya girelim istersen. Sen program öncesi biraz bahsediyordun. Sezonun açılış derslerine bakalım. Yani sezon nasıl başladı ve normal sezona bakış şu anda NBA'de nasıl? Abi şimdi bu sezonu büyük bir merakla bekliyorduk. Çünkü daha önceki programlarda da bol bol konuştuk işte. Çok daha dengeli olacak, sürprizler olacak. İşte kartlar yeniden dağıtıldı. İddialı bir iki takım devam ediyor ama pek çok yeni iddialı oldu vesaire vesaire. Güzel maçlar da izledik mesela. Bir Dallas Lakers maçı. Yani onlarca maç seyrediyoruz. Çok güzel maçlar izledik. Fakat diğer taraftan şunu söylemek lazım ki çok uzun süredir ben genel ligin bu kadar kötü başladığını hatırlamıyorum. Genel olarak ligin çok ciddi kötü. Kötü basketbol. Daha doğrusu kötü basketbol değil de odaklanmanın ve ciddiyetin çok düştüğünü düşünüyorum. Bunu da load management'la ya da ne diyelim Türkçesini onun yükleme idaresi mi denir? Yük idaresi de diyebiliriz. Yük, işte, gibi. Oyuncuya yüklenme idaresi falan filan diyebiliriz. Bununla alakalı olduğunu söylüyorum. Çünkü bu yük idaresi hikayesi, yani load management hikayesi başladığından beri normal sezonun önemi her geçen sene biraz daha azalıyor. Yani playofflara çok daha odaklanmak gerekiyor. Bu her zaman böyleydi. Yani eskiden beri işte normal sezon o kadar ciddi alınmaz ya da takımlar %100'üyle oynamaz, %80'iyle oynar ya da %70'iyle oynar. Hatta bazı geceler hiç mücadele etmezler. Özellikle iddialı takımlar normal sezonun tamamen büyük bir hazırlık dönemi gibi geçiyor. Geçen gittiğimiz yıllardaki Golden State'e falan bakabilirsin mesela en basit örneği. Ya da birçok takıma bakabilirsin yani. Miami, LeBron Cleveland takımları abi normal sezonun tamamen rölanti yani. Şimdi fakat bu sene durum biraz daha dramatik. Bir, şöyle bir durum var. NBA'de genel olarak oyuncu seviyesi, genel olarak basketbol seviyesi o kadar yükseldi ve tempo o kadar arttı ki iki taraf arasındaki odaklanma, hani oyuncu, yani gaming tabiriyle try hard dediğimiz, yani oyuna asılma, oyun ciddiyeti, oyun konsantrasyonu biraz düştüğü zaman, iki takımın ciddiyeti arasındaki fark biraz açıldığı zaman onun skorboarda yansıması çok daha dramatik olmaya başladı eski oranla. Çünkü takımlar artık çok hızlı oynuyorlar ve her takımda öyle ya da böyle çok donanımlı oyuncular var. Mesela Kendrick Nunn'lar, Duncan Robinson'lar, işte Phoenix, Kelly Oubre'ler falan çok büyük fark yaratabiliyorlar ciddi oyuncular. Kelly Pascal fark yaratıyor. Ha. O çok önemli. Fakat o yüzden eskisi gibi ya bu maçı da böyle %80'de %70'de oynayalım diyemiyorsun. Fakat bunun dışında genel olarak takımların hakikaten korkunç bir boş vermişliği var. Hep şey oluyor ya, programın seyircileri, NBA seyircileri o yüzden ama onlar da çok rastlamıştır. Bana çok geliyor. İşte şey var, NBA basketbol değil kardeşim abi, herkes şovunda işin. Evet, işte normal sezonda savunma da yapılmıyor. İşte şey. Böyle bir genel geçer bir söylem vardır ezber. Büyük oranda da hata alır. NBA'de bir kere çok iyi savunma yapılıyor. Yani onu baştan aşağı söyleyeyim. Başka türlü bir savunma yapılıyor ama başka zaten yapmadığı zaman hemen 30 oluyor maç. Görüyorsun yani yapmayanı. Normal sezonu ciddiye alıyorlar mı? Evet, bu konuda haklı olabilirler. Çünkü yani %100 o yoğunlukta oynanmıyor ki, oynanmaz zaten. 82 maçlık bu o kadar bir seyahatli bir şeydi. Fakat bu seneki durum biraz dramatikleşmeye başladı. Bugün yani bu sene biri bana gelse dese ki abi NBA'de de basketbol oynanmıyor. Bu ne kardeşim hani bu kadar ciddiyesi olur mu dese haklılar abi. Bak haklılar. Yani ben diyorum zaten bunu. Ben diyorum yani. Şu anda haklılar abi. Çünkü bunun da işte bu load management'la, normal sezonda bakışla, abi algı çok önemli bir şeydir. Tamam mı? Ciddiyeti biraz kaybedersen, mesela bu sezonki Phoenix falan bunun çok iyi örnekleri. Takımın maça bakış açısı, maçtaki odaklanma açısı, bu geçtiğimiz yılki Memphis falan için de söyleyebilirsin. Veya bu sezonki çok başarılı olan bazı çaylaklar için falan da söyleyebilirsin. Kendini yırtan oyuncular. Hani ciddiyet seviyesi ve yoğunlaşma, odaklanma seviyesi o oyunun
zaten çok üst düzeye gelmiş, teknik anlamda üst düzeye gelmiş ama çok ciddi belirleyici olmaya başladı. Şöyle bir örnek vereyim abi. Phoenix Suns'ın başarısını 1,5 haftadır insanlar araştırıyorlar. Diyorlar ki Phoenix Suns'ın sırrı ne? Ve şu sonuç çıkıyor ortaya. Birçok NBA uzmanı aynı şeyi söylüyor. Phoenix Suns'ın sırrı aslında bir sırrı olmaması. Phoenix Suns'ın sırrı perdeden sonra adamının dizişimini düzgün yapması, iyi rebound alması, pot altında çok iyi içeriği kapatan bir savunmacısı olması, uzun bir savunmacısı olması, screenleri düzgün yapması ve iyi şut atması. Yani basketbollar temel doğru. Biz ne dedik? Geçen sene ciddiyet klasmanında ligin 30. son attık ama bu sene 1. sıraya geçmesi. Ha, bu çok tebrik edilecek bir şey, yanlış anlaşılmasın. Ama abi profesyonel bir basketbol karşılaşmasında belli bir minimum sırrını beklemek de hakkımız abi. Abi geçtiğimiz hafta içinde birkaç maç yayın oldu. Abi arda arka iki tane Chicago maçından bahsedeceğim. Sen bir de Indiana, talihsizsin orada aynen. Abi Indiana Chicago maçındaki Chicago'nun haline bak. Abi o topu yürüyemiyordu sahada ya. Yani ben para cezası veririm yani. Hani durum çok dramatik. Sonra Lakers maçını çok mesela normal Chicago gibi oynadılar. Kaybettiler, önemli değil. Sonra abi Brooklyn'in iki maçına bakıyorum yan yana. Abi ağlayacak diyorsun. Houston'ın hali ne abi? Pelicans da çok kötü durumda. Çok kötü durumda. Takımın dağınık olmasını geçtim. Ciddiyetsizlik başka bir şey abi. Fakat tehlike nerede biliyor musun? Ben bunu orta vadede çok NBA'nin en büyük problemi olmaya gittiğini görüyorum. Çünkü abi algı çok önemlidir, tamam mı? Bir kere normal sezonu öylesine dalga geçerek gideriz diye bir algı yerleştirirsen bu çok çabuk yayılır. Çünkü bak gene Phoenix ya da başka takımlar için de söyleyebileceğim bir şey var. Abi genel olarak toplumlarda iki uçtaki %20'lik dilimleri ayırman gerekir, tamam mı? Abi %20'si oyuncuların ne olursa olsun sonuna kadar kendisi mücadele. Mesela Chicago'da Thaddeus Young örneği var. Her takımda var birkaç kişi. %20'si de abi öyle ya da böyle tembelliğe çok daha yatkındır. Ki onlar zaten yavaş yavaş ligden elenirler. Çünkü onları bir türlü izaya getiremediğin için. Abi geri kalan %60'lık bölümdür önemli olan. O %60'lık bölüm. Yani standart insan. Bu sadece sporla ilgili değil. Her alanda böyledir abi. Sınıfta mesela okulu düşün abi. Okulda da %20'si çok çalışkandır. %20'si tembeldir. %60 ortadadır. Fakat sınıf babam sınıfına dönerse, o yaramazların peşinden giderse, o ortadakiler de bugün lay lay lom ders kaynadı yaparlar. Ama doğru düzgün bir ders işlenirse onlar da dersi işlemeye devam ederler. Sen bu ortadaki %60'lık dilime abi normal sezon maçlarında çok takılmasanız da olur. İdare edin. 3 maçta bir takılın. 2 maçta 3 maçta 2 tane takılın falan dersen abi bu basketbol şeyini, seviyesini, kalitesinden bahsetmiyorum. Ben hala kaliteli, özellikle oyuncu kalitesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ama abi seviye çok düşük olunca izlenmiyor maç ya. Bence orada iki tane sebep var abi. Birincisi sezon başında biz burada çok fazla playoff adayı olduğundan bahsettik. Ama playoff'tan çok erken elenen takımlar oldu. Playoff slotları çok erken gitti. Yani batıya baktığında şu anda Pelicans, Golden State, Memphis, işte Sacramento Kings, hadi biraz Oklahoma City Thunder. Yani bu takımların çoğunun elenmesi birçok takımda, tepedeki birçok takımda bile şey hissiyatı yaratıyor. Yani bizim playoff slotumuz yavaş yavaş garantileşmiş gibi görüyorlar. Doğu tarafına dönüyorsun. Doğu tarafında mesela Orlando dışında, biraz Brooklyn'de ben ona kabul ediyorum. Orlando dışında 8'in dışında kalıp da 8'in içindeymiş gibi savunma ya da hücum yapan bir takım yok. Bir dakika. Çünkü yavaş yavaş ayrılıyor. Bir dakika abicim. Senin bu bahsettiğin konu açıklayıcı olabilir. Ama bu bir bahane veya kabul edilebilir değil. Tam tersine durumun daha dramatik olduğunu gösteriyor. Yok abi, mani olarak kullanmıyorum. Babacığım, profesyonel bir, bu adamlar 30-40 milyon dolar paralar alıyorlar. 7 milyar dolar bir işten bahsediyor. Abi bu kadar lay lay lom olamaz bu iş abi. Burası babam sınıfı değil. Ve bunun lig genelinde çok, yani geçtiğimiz yıllardan çok çok daha çok erken, tamam, ligin çok erken bir aşaması. Fakat buna çok çabuk önlem almak zorundalar abi. Çünkü iş çok dramatik şeyleri geçmeye başladı. Ben bu sene, yani kaç maç oldu abi şu ana kadar? İşte 2 haftayı yeni bitirdik. İşte 6-7 maç yaptı bütün takımlar. 7 kere 15, 95, 100 civarında maç oldu. Abi 20 tane falan çoktur. Yani bir tarafın hiç gelmediği maç gördüm. Zaten NBA yönetiminin 2021-2022-2023 civarları için yaptığı planlardan biri. Takımlarla bunun testini yapıyorlar, konuşuyorlar da. Biliyorsun normal sezonun kısaltılması üzerine çok konuşuyorlar. Bunun abi, normal sezonun değeri üzerine... Maç sayısı azaltılacak. İşte yani maç sayısının azaltılması ve normal sezonun kısaltılması üzerine şey yapıyorlar. İkinci sebep de şu, bence oyuncular da buna biraz ikna oldular. Az önce söylediğim bağlantılı olarak, yani bahane olarak söylemiyorum ama postseason başarısıyla normal sezon başarısı, yani playoff başarısıyla normal sezon başarısı algı olarak o kadar birbirinin karşılığına koyuluyor ki, yani atıyorum James Harden gibi oyunculara geçen seneki performansından sonra ulan sen ancak normal sezonu domine edersin, playoff'ta hiçbir şey yapamazsın bakışı da oturduğu için şu anda oyuncular süperstar özelinde tersi özellikle. Tersi de işte geçen sene Kawhi'da çok vücut. Aynen öyle. Yani sen normal sezonda veya son 8 sezonda LeBron'da çok vücut. Aynen sen normal sezonda savunma yapmıyorsun. Normal sezonda işi ciddiye almıyorsun ama playoff'ta 16 maç çok iyi oynuyorsun. Yani Draymond Green geçen sene demişti ya, bize 82 maçlık oyuncu değil, bize 16 maçlık oyuncu lazım diye. Şu an NBA'de oyuncular da 16 maçlık oyuncu olmaya çalışıyorlar ama uzun vadede paketi etkileyen bir şey. Babacım, oyunun esas şeyi
söyledim. En çok izlenen tarafı bu. Abi bunu bu kadar zedeleyemezsin. Ben açıkçası çok 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 rahatsız oldum yani sezonun ilk iki haftasındaki belli maçlardaki tablolara yani. O zaman gel sen de işini ciddiye alan bir takıma geçelim. Geçelim abi. Boston Celtics. Geçen sene hiç böyle konuşmamıştık onları. Biraz şimdi iyi konuşacağız. Evet Kaan abi, haftanın takımını seçeceğiz ve konuşacağız şimdi. Ne yiyoruz? Ne yiyoruz? Tabii ki sandviç. Abi sandviçin yani skalası çok büyük abi. Olağanüstü de olabilir, çok kötü de olabilir. Favorilerin neler senin hatta? Abi ben ilginçtir ki kırmızı değil, tavuk etini çok seviyorum özellikle sandviçte. O yüzden zaten bana şey gelmişti, büftekli gelmişti, değişelim dedim hemen. Benimki tavuklu peynirli, cordon bleu. Evet Kaan abi, Boston Celtics konuşacağız şimdi. İki kere anonsunu yapmıştık ama senin yeni sayıda bahsettiğin bir şey vardı Brad Stevens üzerinde. Bunun iyi bir Brad Stevens takımı olduğunu düşünüyordun. Yani bu bir şampiyonluk adayı olur mu olmaz mı ayrı konu ama bu geçen seneye göre daha iyi bir Brad Stevens takımı diyordun ve şu anda da iyi bir Brad Stevens takımı görüyoruz. Yani az top kaybeden, topun kıymetini iyi bilen, hafif bir hiyerarşisi olan, yani geçen seneki kadar dramatik bir hiyerarşi koymayan ama Kemba'yı tepeye koyup, Kemba'nın arkasına Tatum'u koyup top kullanmadan, Gordon Hayward'ı hemen onların diplerine getiren ve şu ana kadar hücumun ve savunmanın akışkan olduğu bir takım izliyoruz Boston Celtics maçlarında. Kilit kelimeyi söyledin abi. Bugün basketbol adına tekniğin geldiği yerde bir numaralı konu akıcılık ve akışkanlık abi. Buradan her şeyi yürüyoruz. Çünkü artık abi hücumlar evet bir kişiyle de çok rahat hücum edebilirsin. Ama akıcılık ve akışkanlık olduğu zaman o bir kişiye oyun sıkıştığı yerlerde ihtiyaç oluyorsun. Sürümden kazanıyorsun. O akıcılık ve akışkanlık zaten her biri belli bir seviyenin üzerinde oyuncular olduğu için artık Amerika ortalama oyuncuların değeri arttı. Yani kalitesi arttı. Sen bu akıcılık ve akışkanlığı yakalarsan hücumu yapmaya çalıştığı bir numaralı şeyi yapıyorsun. Kendi kendine yapıyorsun. Sistem yapıyor yani. Savunmadan avantaj almak. Evet. Kritik nokta bu abi. Savunmadan avantaj alıp o avantajı sonuca dönüştürebiliyor musun? Bütün hikaye bunun üzerine kurulu. Pikenrolla da yaparsan, izolasyonla da yaparsan, ne yaparsan yap. Ama bunu yapman lazım. Ve akıcılık ve akışkanlık denen şey bunu yapıyor. Bir de müthiş yan etkisi oluyor abi. Herkesi oyunun içinde tutuyor. Biraz evvel bahsettiğim o dikkat var ya, odak. Hı. O odak otomatikman çünkü oyun oynama keyfi olur. Çünkü oyuna bir dahiliyet hissettiriyor sana yani. Mesela Kaan abi şöyle bir örnek vereyim. İşte NBA'de şey yaparlar ya, bir takımın box skoruna, bir maçın box skoruna baktığında 4 faktöre bakarlar değil mi? Hı, ama aslında bu sene birçok maçı izlediğinde neyi görüyorsun? Üçlük yüzdesine bakıyorsun. Üçlük yüzdesinde bir taraf %40 atmış oluyor, bir taraf %30 atmış oluyor. %40 atmış olan taraf maçı kazanmış oluyor. Hı, yani make or misslik diyorlar. Yani atarsın ya da kaçırırsın, ona göre kaderin belli olur. Senin bahsettiğin savunmadan avantaj alma durumu aslında bunu biraz bertaraf ediyor. Çünkü sen maç içerisinde 20-25 tane kolay basket bulursan fast break'ten ve savunmadan bu senin şutun girmediği gecelerde de ritimli kalmanı sağlayabilir. Ve Boston Celtics bunu iyi beceriyor. Bu zaten aslında doğal olarak şut yüzdesine de yansıyor ama senin dediğin gibi iyi şut günü veya kötü şut günü olduğunu dengeleyen faktörlerden biri. Ve abi bu Brad Stevens bir de felsefesi bunun üzerine kurulu. Yani güzel basketbol, katılımcı basketbol, ahenkli basketbol, topun ve oyuncunun hareket ettiği basketbol, her şeyin dahil olduğu basketbol ve bunu akıcılık olarak yapabilecek basketbol. Şimdi bunu daha önce de konuşmuştuk. Kyrie Irving net en az bir seviye daha iyi oyuncu Kemba Walker'dan. Kyrie Irving, Kemba Walker değişimi sadece tek değişim olsaydı bu sezonki Boston geçen seneki iyi derdim ben. Çünkü Kyrie'nin bu yapıdan aldıkları hem teknik hem psikolojik olarak aldıklarını çıkarıp yerine belki oyuncu olarak daha az ama bunları götürmeyen, Kyrie'nin götürdüklerini götürmeyen bir oyuncu ekleyecektim falan. Ama tabii Al Horford devre dışı kalınca abi çok yani sağ kolu gitti abi yani kolu kopardılar. Şimdi Al Horford olmayınca işler değişiyor. Daniel Theis şu ana kadar hiç fena iş yapmıyor. En azından savunma tarafında söyleyeyim. En azından bekçiliği bir miktar yapabiliyor. Burada sezon başından beri bu ahengin, bu akıcılığın, bu birlikteliğin oluşabileceğini gördük. Fakat burada geçen sezonun son bölümünde gördüğümüz bir ışık vardı. Bunun ne kadar devam edip etmeyeceğini merak ediyorduk. Bu sene ben devam edebileceğine inanıyorum. Her ne kadar bir şart düşsek de. Abi Kemba Walker'ı ana top yönlendirici rolünden biraz daha geriye ittirip, onun kısmen bitirici ve ikinci top yönlendirici rolüne geçirip, Gordon Hayward'ı ana karar verici konumuna koyarsan eğer, başka bir şeye dönüşüyorsun. Ve gerçekten o akıcılığı daha büyük sağlıyor. Sorun şu ki, matematik biraz ilginç abi. Şimdi Gordon Hayward 3 maçta, yani 2 maçta ilk 5 çıkıyor. Jalen Brown sakat olduğu için. Jalen Brown geldiği zaman Gordon Hayward'ı ikinci 5'te tutmaya devam mı edeceksin? Çünkü Gordon Hayward bu akıcılığın en önemli istasyonlarından biri. Hem bir bitirici hem acayip bir şekilde özverili, sahayı çok iyi gören ve Kemba'dan belki de daha iyi oyun kurucu abi saha görüşü ve pas yeteneği olarak. Yani son maç muazzam oydu. 16-16 ikilik attı. Ben ondan bahsetmiyorum. Evet o hani istisnai bir maç belki de ama genel performans anlamında da öyle. Abi şey var yani
çarkları yağlıyor abi adam olduğu zaman. Ama abi o zaman Marcus Smart mı Jaylen Brown mu kenarda? Şimdi Kemba ve Tatum'un kenarda kalmayacağını biliyoruz. Çünkü onlar başrol aktörleri. Yani biri bitirici rolde, biri oyun kurucu ve bitirici rolde. Aslında söylediğin yapıyı Marcus Smart daha iyi tamamlıyor. Daha iyi tamamlıyor çünkü bu kadar atıcıya ihtiyacın yok. O çok 1'den 5'e kadar her pozisyonu savunma getirdiği, yırtıcılık getirdiği, açlık getirdiği için çok daha iyi. Artı Jaylen Brown maalesef evladım olsa da istikrarsızın önde gideni. Bir türlü o iniş çıkışlarını değiştiremedi. Ama bu da abi Jaylen Brown'u da ikinci beşte kullanamazsın. Bu biraz matematik problemi yaratacak bence bu Boston'da. Kaan abi söylediğin bu Hayward'ın oyun kuruculuğunun şöyle bir artısı var. Boston Celtics geçen sene nasıl oynamaya çalışıyordu? Aslında geçen sene de Kyrie'yi off-ball oynatmaya çalışıyorlardı. Yani topun dışında oynatmaya çalışıyorlardı. Ama çünkü abi neden? Niye? Çünkü Kyrie o kadar topu vuruyor. Bak Brooklyn'de de aynı hikaye var. Tabii tabii. Kyrie sezonu en iyi başlayan 5-6 oyuncudan biri. Muhteşem oynuyor bak. Muhteşem. Ama abi o kadar çok toplu oynuyor ki diğer oyuncular düşüyor abi. Ve orada şöyle bir durum var. Boston Celtics geçen sene ve ondan önceki senelerde şunu oynamaya çalışıyordu. Al Horford'u tepeye koyup Al Horford'un pas yeteneğinden ya da handofflarından bir şey çıkarmaya çalışıyorlardı. Şimdi Al Horford'u sen Daniel Tice'la ikame etmeye çalışamazsın. Robert Williams'a da Grant Williams'a da Enes'le ikame edemezsin. Senin başka bir şey oynaman lazım. Ne yapıyorlar? Gordon Hayward'ı alıyorlar ve Gordon Hayward artık sakatlığını tamamen atlatmış gibi ve şimdi geçen sene ne yapıyordu Gordon Hayward'ı hatırlayanlar vardır. Yine içeri giriyordu. Ama kendinin taklidini yapıyordu. Yani çapraza doğru gidiyordu ve dışarı pas atıyordu. Kendi taklidini yapıyordu. Ama bu sene parodisinden vazgeçti ve Gordon Hayward gibi oynuyor. Yani perdeyi aldıktan sonra keskin bir şekilde içeri gidiyor ve müdahaleyi alıyor. Yani müdahaleden korkmuyor artık. Bu bütün kanalları atıyor aslında Celtics'te ve çok iyi görünüyorlar. O iyi oynayınca çok iyi görünüyorlar. Ve abi takım tekrar birlikte bir şey üretmenin keyfini yaşamaya başlamış. Yani geçen seneki o dağınık bir çekişmeden dolayı. Geçen sene mecburiyetten abi Kyrie topu domine etmesi diye Marcus Smart mı oyun kuruyordu abi adamcağız? Off-ball oynatıyorlardı. Yani oynatmaya çalışıyorlardı. Abi bir de Marcus Smart lan. Yani Marcus Smart tamam iyi hoştur da ne oyun kurucusu be abi. Yani topu niye onunla getiriyorsun? Mecburiyetten dolayı. Diğer taraftan da bu arada... Ama bu matematiği nasıl kuracaklar ben merak ediyorum. Yani şimdi ideal senaryoda Jaylen Brown'un kenardan gelmesi ama Jaylen Brown'un kenardan gelmeye hiç uygun bir adam değil ya da ikinci beşe liderlik etmeye. Bence dakikaları bölecekler. Gordon Hayward mesela ilk beş başlasa bile hemen 3-4. Dakikada oturup ikinci beşin liderliği için tekrar erken girecek. Veya çok erken Gordon Hayward'ı oyun alıp mesela 3-4. Dakikada Jaylen Brown'u çıkardıktan sonra devre sonuna kadar Hayward tutacaktır. Oradaki matematiği bulması lazım biraz. Ve Kaan abi onların eşit topu olduğunu söylediğimiz. Bu arada sezonu daha çok erken. Yani 5 galibiyet, 1 mağlubiyet şu anda bir şey ifade etmiyor o kadar. Ama en zayıf topukları olduğunu söylediğimiz boyalı alan savunmasında da diğer oyuncuların da katkısıyla iyi iş çıkarıyorlar. Yani 5 numarada eksikleri var baktığında belki ama ortayı çok iyi savundukları için bu oyuncu grubu. Yani Marcus Smart'lar, Gordon Hayward da iyi bir savunmacıdır. Jason Tatum da hiç fena bir savunmacı değil. Şimdi Robert Williams, Grant Williams ve Daniel Tice arkada biraz idareli kullandığında fena iş çıkarmıyorsun. Çok haklısın. Daniel Tice'in iyi iş çıkardığını zaten son maç yine 5 blok falan yaptı da. Abi şöyle bir şey var. Buradaki kolektif çabayı bir arada... Çünkü zaten abi savunma dediğin şey, savunma nicelikten, hücum nitelikten güç olur. Nicelik bir arada oynadığın zaman hücumda bir paylaşım yapsan savunmada da yapıyorsun. Şöyle bir problem var yalnız. Abi ne olursa olsun ciddi anlamda daha büyük sikletlerle boy ölçme. Yani her pozisyonda siklet farkı var abi bastım. Her pozisyonda. Yani Kemba'dan başlayarak 5'e kadar gidiyor. 5'e kadar. Smart'ı saymıyorum. Smart soyadını her sikletle baş eder ama abi T'sinden tut Tatum'una, Gordon Hayward'ından tut Kemba Walker'ına, Marcus Smart'a hariç herkesin sikret farkı var. Şimdi sikret farkıyla mücadele ediyorsan tamam kolektiften güç alırsın ama bu her zaman bir adım geride başladığını görüyorum. Kaan abi sorudan önce bir şey söyleyeceğim. Cleveland maçında bunu öyle bir bertaraf etti ki Brad Stevens. Kevin Love ve Tristan Thompson oynuyorlar ya. Kevin Love'ı kimle savundu? Marcus Smart'la. Yani Kevin Love, Marcus Smart eşleşmesine mismatch diye bakıyor Cleveland. Topu Kevin Love'a atıyor ama mismatch değil. Orada bir ters eşleşme yok. O düz bir eşleşme. Smart abi. Aynen Smart duvar gibi alıyor. Sorumuz da şu. Boston Celtics taraftarlarına hayal kurdurmak gibi olmasın tabii ki. İşler hala çok zor çünkü çok güçlü takımlar var ama yemek sepeti sorusunda bu hafta efendim. Boston Celtics'in son şampiyon olduğu sezonu soracağız size. Kolay bir soru çünkü Türkiye'de özellikle o sene yine Kaan Kural'ın anlattığı sezonlardan biriydi. Çok güzel bir sezon geçmişti. Seyircinizi kıskandırayım mı? Kıskandır. Oradaydın. O sırada salondaydım. Ben de o son maç 40 küsür sayı farkla biterken salondaydım. Ben de o sırada Atalar Tren İstasyonu'na yakın olan evimdeydim. İzliyordum. Gino dansı yapıyorlardı. Bu arada Gino dansı da Boston'ın en güzel geleneklerinden biri. Ya son şampiyonluk sezonunu soruyoruz Kaan abi. Sorunun cevabını yemek sepeti sorusunun altına, bizim videonun altındaki yorumlarda yemek sepeti mutfak hashtag'iyle cevaplayabilirsiniz efendim. Bir doğru cevap oradan. Rastgele seçeceğimiz bir doğru cevaba 50 TL'lik yemek çeki vereceğiz. Sorumuzu da bu şekilde sormuş olduk. Şimdi tatsız bir konuya, dopinge doğru gidelim. Thank you.
Sana benim profesyonel hayatta önceki mesleğimde çok ilgilendiğim bir konuydu doping. Çünkü bisiklet anlatıyordum ondan sonra. Ve hani ben yıllarımı bisiklet anlatarak ve yazarak geçirdim. NBA profesyonel olarak geçiş yaptığımda aslında tabii ki NBA'de de doping kullanıldığını biliyoruz. Büyüme hormonunun kullanıldığını biliyoruz. Bu kadar tartışacağımızı bilmiyordum ama bu sezon iki tane genç oyuncu üzerinde iki tane 25 maçlık ceza getirdi bize. Önce DeAndre Ayton diüretik kullandığı için yani saklayıcı bir ürün kullandığı için ceza aldı. Diğer taraftan John Collins de bizim perde arkasında hep duyduğumuz ama cezayı çok verildiğini duymadığımız bir nedenden. Büyüme hormonu kullandığı için 25 maç ceza aldı. Ne düşünüyorsun bu haberlerle ilgili? Bu arada Wilson Chandler de aldı ama Wilson Chandler pek daha haber değil. Ya şöyle bir de Demeç de çok iyi. Bilmeden aldığım bir takviyeden şey çıktı. Baba büyüme hormonu bak. Büyüme hormonu bilmeden alınmaz abi. Çünkü bu öyle eczanede satılan bir maddenin falan için özellikle laboratuvarda üretiliyor ve kişiye özel üretiliyor yani. Bilmeden alıyorsun laboratuvarda. Sana özel üretilmiş abi daha ne yani şimdi bir sakin ol. Abi bir kere Amerikan mutfak seyircilerinin bir kısmı hakimdir ama hakimiz de şunu söyleyeyim. Abi dünya üzerindeki profesyonel sporların herhangi birinden masa tenisinden tut şeye atletizme kadar motor sporlarından. Snooker'a kadar atıyorum. Snooker'a e-spordan şeye kadar. Abi doping tahmin edilenden çok daha yaygın. Ve ben bunun %90'ların üzerinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü en üst düzey rekabet eden, en yetenekli oyuncular arasındaki farkı belirleyen fark, çeşitleri farklı olabilir ama doping olabilir. En basit şeyi söyleyeceğim. Bugün NBA'deki çaylak sezonundaki oyuncuların çaylak sezon resimlerini çıkarıp sonra 5. sezon resimlerini çıkarıp abi o iki tane ağırlık kaldırmak. Ama 5 bile değil abi. 2. sezona bak ya. 2-3'e bak yani. Şimdi kimse kimseyi kandırmasın abi. Bir onu bilerek bir hareket edelim. Fakat bunun denetimleri ne kadar zor olduğunu diyor. Zaten IWF iyiden iyiye bu işle mücadele edebilmek için artık doping testini falan bırakıp biyometrik pasaporta geçti. Yani babacığım benim senin vücudunda bir şey tespit etmeme gerek yok. Senin gelişimin, insani gelişim sınırlarını aşıyorsa höp diyor yani. Ya bisiklet ve atletizm onu çok yapıyor. Sene boyunca ziyaret ediyor. Bir gün evinde ziyaret ediyor. Bir gün antrenmanda değerlerini alıyor senin. Madde çıkmasına gerek yok. Bir tane anomali gördüğünde açıkla bunu diyor. Ve genelde şey diye açıklıyorlar. Ya bilmeden bir şey almışım. Az aynen. Önceki gibi. Abi sadece resimlerine baksana NBA oyuncuları. Ya pek çok spor için geçerli bu arada yani. Onu şimdi fakat bununla tabii ki bir şekilde mücadele bunu sınırlamak lazım. Ben hep şeyi söylüyorum. Artık dopingin bir felsefi tartışmaya girmesi ve belli şeylerin doping listesinden çıkarılması lazım. Mesela EPO'nun doping listesinden bence kesinlikle çıkarılması lazım. EPO nedir derseniz en yaygın kullanılan doping maddelerinden biri kandaki al yuvar sayısını artıyor. Bisikletçiler de çok kullanılır. Özellikle NBA veya çok yoğun takım sporları yapanlar da vitamin takviyesi gibi kullanırlar. Ama vitaminden çok farkı var mıdır, yok mudur, vücuda zararı nedir, rekabeti ne kadar etkiler bunlar artık bence felsefi bazda tartışılmalı ve bence serbest bırakılmalı. Benim kişisel görüşüm bu tamamen. Ha karşı görüş gelir dinlerim ayrı konu. Bu oyuncuların yakalanması da artık özellikle bu Balco skandalından sonra, özellikle beyzbolda olan skandaldan sonra Amerika Temsilciler Meclisi bu olaya el attı. Orada bir şey kuruldu ve her ligin bu işe daha ciddiyetle etmesini istediler. Aslında NBA falan görmezden gelmeye çalışıyor. MLB zaten görmezden geliyor. MLB ile NFL görmez. Hani beyzbol ve Amerikan futbolunda şey bu yani. Hani mesele değil. Çünkü zaten yapmasa da olmaz yani. Orada zaten skandalları çıkaranlar genelde kurumların kendisi olmuyor. Gazeteciler oluyor. Aynen. Artı beyzbol ve Amerikan futbolu görece uluslararası sporlar ve uluslararası federasyonlara bağlı olmadıkları için hani beyzbol kısmen olsa da onlar bağımsız hareket ediyorlar. Yani onlar kendi içlerinde alıyorlar. Ama basketbol biraz uluslararası bir spor ve uluslararası kurallara bağlı olimpiyatlar özellikle. Burada işler biraz grileşiyor. Ve her ligin denetimlerini arttırmasını istedi. Ve Amerika'da prosedür denen şey öyle göstermelik yapamazsın abi Amerika'da hiçbir şeyi. Eğer bunun bir kuralı denetimi varsa ciddi ciddi testler yapılır. Ha. Testlerden önce teste ne zaman gidileceği falan haber veriliyor. Öyle şeyler var. Oralardan kestirme yollardan gidebiliyorlardı. Ama bunun olması, bu iki doping cezasının olması değil, daha fazla olmaması esas büyük sürpriz bence. Ve Kaan abi, NBA'de şöyle bir teamül vardı. Bunu yıllar önce büyük hani ses getiren yazılarından birinde Bill Simmons yazmıştı. NBA'de şöyle oluyor. Ben seni sene boyunca 4 kere ziyaret ediyorum, tamam mı? Ama inana Ocak'ta 4. gitmiş olabilirim. Kaan'a Nisan'da 4. kez gitmiş olabilirim. Şimdi Kaan'a 4. kez Nisan'da gittiğimde Kaan Nisan'dan sonra istediği gibi kullanabiliyor. Ama inan Ocak'tan sonra istediği gibi kullanabiliyor. Şimdi bu mantıksız bir şey bir kere. İkincisi neden bu doping maddelerini kullanıyorlar diye sorarlarsa seyircilerimizde. Burada doping seni bir anda çıkarıp 50 sayı attıran bir şey değil. Bunu bisiklet ve atletizmde de ben hep altını çizerdim. Doping recovery denen şey, toparlanma denen şeye çok yardımcı olur ve NBA'de özellikle yani back to back'lerin senin çok oynadığın iki gecede bir maça çıktın sürekli uçakta olduğun bir yerde recovery birinci maddedir. O yüzden toparlanmak zorundasın. Ama dopingin de çeşitleri var. Senin söylediğin konu en önemlisi onu zaten bütün lig yapıyor.
Bir EPO de, zaten o mesela. EPO o yani. Evet. EPO ve bir takım işte katinler, matinler aynen, falan. Aynen, bir de şey var işte bu John Collins'in kullandığı insan geliştirme hormonu. O da oyuncuların fiziksel olarak maksimum kapasitesine evet. ulaşmak için yeni steroid bunlar. Aynen. Artık bir zamanlar steroid üzerinden yapılan şeyler insan geliştirme hormonu üzerinden yapılıyor. Özellikle ilk 3 senesindeki oyuncuların düzenli olarak zaten belli bir yaştan sonra gerek kalmıyor. Çünkü vücut belli bir şeye ulaştıktan sonra potansiyeline. Ama ilk 3-4 senesindeki oyuncular arasında kullanmayan yok gibi bir şey. Bir de üçüncü istismar alanında şu abi. Çok hızlı kilo kaybeden sporculara bakın. Çok hızlı kilo kaybetmenin temelinde genelde yine doping maddeleri var. Yok hiç kullanmıyor galiba. Yok hiç bir Omari Spellman'a vermemişler o maddeleri. Ama mesela yaz aylarında ben 20 kilo verdim diyen sporcular orada efendim biraz tehlike olduğuna dikkat edin. Çünkü ben bunu hani diğer sporlarda da çok görüyorum. 20 kilo, 15 kilo öyle bir ayda, bir iki haftada verilebilecek şeyler değil. Orada çok hızlı maddeler kullanılıyor ve hani sporcular bir yandan da sağlıklarını bozuyorlar. Ne diyelim, geçmiş olsun. NBA camiasına. Ve kimse bizi de kandırmasın arkadaşlar. Ve orta vadede ben bunu daha felsefi bazda konuşacağını düşünüyorum. Umarız gelecek hafta daha fazla basketbol, daha fazla keyifli şey konuşuruz. Bu arada yani çok güzel maçlar da var. Yanlış anlaşılmasın. Biz sadece bunların altını çizmek istedik bu hafta. Sen, senin de Cleveland tişörtün var. Oraya baktığımda Darius Garland ve Colin Sexton'ı görüyorum. Hiç bahsetmedim abi. Tamam, yeterince kötü şeyden bahsettim. O zaman Kaan abi kapattı. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.